Bugün 17 Ağustos. O gece 13 bin bina yıkıldı. 17 bin 500 vatandaş. Anne, sen depremi yaşadın mı? Ah oğlum, yaşamaz mıyız? Yaşadık tabii. Nasıldı bir anlatsana. Görmek ister misin gerçekten? Hadi seni bir yere götüreceğim oğlum. İzmit Deprem Anı ve Farkındalık Müzesi'ne hoş geldiniz. Hoş bulduk. Giriş bölümümüzde sizleri aktif ve dinamik yer küre yazısı karşılamakta. Burada şunu anlatmak istedik. Dünyamız canlı bir gezegen, milyarlarca yıldır var. Depremler hep vardı, bundan sonra da olmaya devam edecek. Eğitim ve Dokümantasyon Merkezi'nde sizleri Türkiye Deprem Tehlike Haritası karşılamakta. Bu haritada şunu göstermek istedik. Türkiye topraklarının %42'si, yani neredeyse yarıya yakını birinci derece deprem bölgesi. Şimdi sizinle zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz ve 18 sene önce bir gece yarısına gidiyoruz. Simülasyon merkezimizde sizden kol demirlerine tutunmanızı istiyorum ve birlikte 17 Ağustos'a tekrar dönüyoruz. Sayın ziyaretçilerimiz, az sonra hep birlikte 17 Ağustos 1999 gecesindeki o anı geri döneceğiz. Sadece 45 saniye içinde her şeyimizi kaybettik. Peki sabaha çıkanlar acaba nasıl bir manzarayla karşılaştı? Gördüğünüz İzmit'ten ve Gölcük'ten aldığımız resimlerle oluşturduğumuz bir deprem sokağı. Senden çok önce başlayan, senden çok sonra da devam edecek bu enerjiden kaynaklanıyor. Yenilenmek için hareket etmek zorundayım ben. Gücüm çok yüksek. Şimdi yer kürenin sesini dinlemek ister misiniz? O zaman sizinle dijital panorama bölümüne geçiyoruz. 7,8 büyüklüğünde Japonya'nın kuzeydoğu kıyılarında 8,8 büyüklüğünde deprem oldu. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Merkezi Nepal'de 7,3 deprem felaketinin sarstığı Nepal'de arama kurtarma çalışmaları. Geleceğin için sağlam temeller at. Güçlü binalar, akıllı şehirler yap. Sizleri de deprem müzemize bekliyoruz. Tutun bana.